Şimdi yeniden Fransa'ya gidiyoruz. Merhaba sevgili Avrupa Vizyonu izleyicileri. Avrupa'daki vatandaşlarımızın sesini tüm dünyaya duyuran ve Paris'in tek radyosu olan Paris İmparator Efe'nin galasındayız bu hafta. Sürprizlerle dolu bu geceyi sizler için görüntülüyoruz. Fransa'da bulunan Ouattemping Medya Grubu, beklenen resmi açılış törenini üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Paris İmparator FM ve Pimp Live TV tanıtım gecesine Fransız Federasyonu tam kadro katıldı. Galada Din Ateşesi, Müşavir Vekili Genç Ağa Sayan Hoca ve dernek başkanları da yer aldı. Yabancı katılımcıların da konuşma yaptığı gecenin açılış konuşmasını Ouattemping Medya Grup Başkanı Kadim Özdemir yaptı. Biz de mikrofonumuzu Kadim Özdemir'e uzattık ve kendisinden radyo hakkında bilgi aldık. Evet değerli izleyicilerimiz, yanımızda Paris İmparator FM'in başkanı, aynı zamanda kurucusu Kadim Özdemir var. Kadim Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim Sercan Hanım. Sağ olasınız, Allah razı olsun. Bugün bizlerle beraber oldunuz, bizleri onur ettiniz. Başta size direktörü olduğunuz için, bize gönül verdiğiniz için, temsil ettiğiniz kuruma, Gülbahar Hanım'a, kameramanımız Atilla Bey'e bütün gün burada koşuşturdunuz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bilindiği üzere radyomuz 2007 yılından bugüne kadar, hani bir küçük çocuğu düşünün, emekleye yürümeye devam ediyor ve büyüdü. Şimdi amacımız tabii ki her şeyden önce bizden sonraki nesile şeyler bırakmak. Bizler de nacizane Paris ve bölgesinde bulunan gönül insanları, STK başkanlarımız ve bugünkü delegasyonda farkındaysanız yabancı delegasyon çok ağırlıklı oldu. Yani bugünkü bizim açılış galamız umduğumuz gibi oldu. Tabii ki gönül isterdi vatandaşlarımızın katkısını. Beni yüzen bir tek şey oldu. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden gelenlerin olmaması. Kimileri geleceklerini konfirme etmişlerdi, yani geleceğiz demişlerdi ama ona rağmen gelmediler. Buna bir anlam veremiyorum. Gelen yabancı delegasyonlar arasında onları görmek tabii ki gönlümüz isterdi, onlar açısından isterdi. Çünkü siz yabancı bir ülkedesiniz ve o ülkenin medyasında söz hakkınız var. Ya bu çok önemli bir şey ve Avrupa'da bir ilki yapıyorsunuz. Şimdi bu tür şeyler kolay elde edilmiyor. Büyük çalışmalarla oluyor. Folklor gösterilerinin de yapıldığı gecede birçok sanatçı sahne aldı. Mikrofonumuzu geceyi sesiyle renklendiren sanatçılardan Arman'a uzattık ve Paris İmparator FM ile ilgili düşüncelerini sorduk. Evet, yanımızda bu gece sahne alan sanatçılarımızdan Arman Bey var. Arman Bey merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Kulaklarımızın pasını sildiniz bu gece, sahne aldınız. Neler söylemek istersiniz? Burada bulunmaktan çok mutluyum. Paris İmparator FM tanıdığım ve ailem gibi olan bir radyo. Bu yüzden bu akşam buradayım. Güzel bir gece oldu. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, yeni albümünüz çıktı. Biraz bilgi alalım mı albümünüz hakkında? 18 Nisan'da çıkan bir albüm bu. Mustafa Arapoğlu müzik yönetmenliğinde yapılan bir albüm. Yıldız Silbe'nin vermiş olduğu destekle yapmış olduğum bir proje bu. İki tane eser bulunuyor kendisine ait albümde. Aşkın En Güzel Zamanı, albümün de ismini taşıyan bir şarkı. Ve Yetmezdi Zaten diye bir eserimiz var. Onunla da düet yaptı kendisiyle. İlerleyen dönemlerde klip çekmeyi düşünüyoruz o parçaya da. Farklı etkinliklerin gerçekleştiği gecede birbirinden güzel tablolar açık artırmayla satıldı. Vizyon ailesi adına arkadaşımız Sevcan Cem Tosun'un da ödül aldığı törende daha birçok ödül de dağıtıldı. Büyük hediyelerden oluşan çekilişte arkadaşımız Sevcan Cem Tosun da en büyük hediye olan İstanbul tatilini kazandı. Şimdi de vizyon mikrofonlarımızı törene katılan diğer konuklara uzatıyor ve galayla ilgili düşüncelerini kendilerinden öğreniyoruz. Evet değerli Avrupa Vizyon izleyicileri, bu geceye destek veren emeği büyük insanlardan bir tanesi de Ali Sarıca. Ali Bey, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Öncelikle programımız hayırlı uğurlu olsun. Paris'in sizin gibi
gökkuşağı olan insanlarla beraber sizinle Paris'e gökkuşağı olmanız bizi mutlu etti. Teşekkür ederim. Radyoda büyük emek verdiniz siz de. Hem program adına hem bu gecenin düzenlenmesi adına neler söylemek istersiniz? Radyo Paris'te bizim gururumuz, her şeyden önce bir onurumuz. Multikültürel bir radyo. Her yöreden, her inançtan, her etnik gruptan olan insanların beraber mozaikçe buluştuğu, biraz önce gökkuşağı dediğimiz bir radyo. Güzel bir atmosfer var içeride. Bir sürü milletvekillerimizin, bir sürü belediye başkanlarımızın, insanlarımız olduğu çok güzel bir atmosfer var içeride. Hayırlı uğurlu olsun gala gecemiz. Yurt dışında yaşayanlar için gururumuz olarak ben görüyorum. Çünkü Türk Radyosu yayınlaması gurbette yaşayan insanlar için çok mutlu edici bir olay. Desteklenmesini, ileriki dönemlerde daha da ilerlemesini temenni ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Yani Türkleri bir arada toplayabildiler sonunda. Tek yumruk olabildik. Çok sevindim ben buna. Bundan sonraki organizasyonlara da katılacağım elimden geldiğince. Bence herkesin bir ucundan tutması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Paris'in tek radyosu. İmparator FM 9 sene emek veren, kadın beyin yanında olmak gerekiyor diye düşünenlerden birisiyim. Arkasındayız. Yardımcı olmaya her zaman hazırız. Hemen Hanımeli Derneği adına. Hem Pembe Hekimoğlu adına söz veriyor. Yeni projeler var mı? Ondan bahsedelim. Çok sevinirim. Evet, Türkiye'den gelen 8 tane kıymetli misafirim var, Bursa'dan gelen. Ressamlar ve bir sergimiz var Göztenbir Belediyesi'nde. 15 gün sürecek olan resim sergisi 30 Eylül'de başlayacak. 14 Ekim'de bitiyor. Çok güzel bir geceydi. Yorulduk ama mutlu, güzel geçti. Önemli olan da oydu. Evet, sen bir de yemek bölümüne de koşturdun. Ciddi anlamda her şeye yardım etmeye çalıştın. Paris İmparator FM'i bilmeyenler için neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Burada gurbette sesimize, birbirimize destek çıkmanın yollarından biri diye düşünüyorum. Ve bu radyoya dinleyerek yani katkılarımız olsun. Destek çıkalım, iş adamlarımız olsun, insanlarımız olsun. Destek çıkalım radyomuza. Bize verilen bir şans diyorum bu. Gayet güzeldi, başarılıydı. Büyük emek verilmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Paris İmparator FM'in gala gecesindeydin. Evet. Neler söylemek istersin? Çok güzel bir gece geçti. Kadim Bey'e teşekkür ediyoruz ki bu geceyi düzenlediği için. Sizlere de tabii, bütün gelenlere, gelmeyenlere. Herkese teşekkürler ediyoruz. Çok güzel bir geceydi. Özellikle halkımıza sesleniyorum. Yol yakınken Paris'te tek Türk radyomuza, PİM radyomuza sahip çıkmalarını onlardan rica ediyorum. Çünkü bir gurbetçi olarak bu radyoya gerçekten ihtiyacımız var. Sahip çıkın lütfen, buradan sesleniyorum hepinize. Evet, bu gece yanımızda sahne alan Londra'dan gelen sanatçılarımızdan biri var. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, Betül Can ben. Paris'e davetliydik. Biliyorsunuz ki bugün çok güzel bir kutlamanız vardı. PİM Radyo'nun kuruluş ve tanıtım gecesi. Biz de şereflendirmeye çalıştık. Bu gecede olmaktan ben de çok mutlu oldum. Albümümüz hakkında neler söylemek istersiniz? Nasıl ulaşabilirler size? Bana Facebook adreslerimden Betül Can olarak ulaşabilirler. Albüm hakkında başka 22 Haziran'da çıktı zaten. Çok yeni, çiçeği burnunda bir albüm. Gala gecesine destekte bulundunuz siz de. Neler söylemek istersiniz? Naçizane, hani Paris Kültür Sanat her zaman Radyo Ping'in yanında olmaya çalışıyor. Zira onlar sürekli bizim sesimizi duyuyorlar. Bizim yaptığımız bütün etkinliklerde büyük katkıları var. Biz de elimizden geldiği kadar ya Radyo Ping'e destek olmaya çalışıyoruz. Yanımızda radyo sunucularından Yaşar Bazancır var. Yaşar merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Neler söylemek istersin? Öncelikle ben çok teşekkür ederim. Gece harikaydı, çok güzeldi. Katılım bayağı iyiydi. Diliyorum bu gecenin devamı da gelir. Çünkü radyonun buna ihtiyacı var. Büyük bir emekler sarf edildi ve büyük bir zaman aldı. Ve değdi. Bizi yalnız bırakmayan bütün gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Hem bürokrasi anlamında, hem Fransız yetkilileri, hem Türk yetkilileri, hem değerli basın kuruluşları. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Harika bir geceydi.